Şimdi Türkiye bir yandan güvenini kaybettiği için uluslararası ortamda, bir yandan da bunun sonucu itibarını kaybettiği için Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde bundan etkilenmiş ve zedelenmiştir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz sadece üyelik müzakereleri ve sadece fasıl açma üzerinden görülmemelidir. Çünkü Avrupa ile ilişkilerimizi aynı zamanda bir evrensel değerler temeli üzerinden yürütmek ve buna dayalı bir şekilde Türkiye'nin ait olmak istediği ve hedeflediği o muasır medeniyet seviyesine ulaşma çabası olarak görmek gerekir. Bütün bunlara baktığımızda son 16 yılda Türkiye'nin dış politikasında en çok etkilenen unsur Avrupa ile ilişkiler ve Batı ile ilişkiler. Birazdan tabii sırası geldiğinde buna Amerika Birleşik Devletleri'ni de ekleyeceğiz. Ama Avrupa Birliği ile olan ilişkiler zedelenmiştir. Her şeyden önce Avrupa Birliği üyelik perspektifini Türkiye kaybetmiştir. Avrupa Birliği tam üyelik perspektifinin yeniden edinilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dış politikada buna öncelik vereceğini özellikle belirtmek isterim. İkinci olarak Türkiye elbette Avrupa Birliği ile ilişkileri sadece üyelik perspektifi üzerinden görmemelidir. Mevcut unsurlar içinde de gümrük birliğini bir şekilde ele alması gerekir. Üreticilerimizin ve emekçilerimizin haklarını gözeten bir ilişki manzumesi olması gerekir. Şu anda mevcut uygulamada Gümrük Birliği bu özelliğini de kaybetmiştir. Dolayısıyla bizim yine bunu tekrar Türkiye'nin Gümrük Birliği'ndeki bu bağlantıyı, bu özellikleri yeniden sağlayacak şekilde edinmesi için çaba gösterilecektir. Üçüncü olarak Türkiye'nin her şeyden önce Avrupa ile ortaklığının bu güven esasına dayalı bir şekilde Türkiye'yi bir külfet olarak görmek yerine Türkiye'yi yeniden önemli, katılımcı ve sorunların çözümlerine yapıcı bir ortak olacak bir aktör haline getirme çabası bizim için önemlidir. Elbette Avrupa'daki bütün sosyal demokrat partilerle güçlü ilişkileri canlandırarak Türkiye'nin dış politikasında Avrupa'nın ve Avrupa Birliği perspektifinin ve evrensel değerlerin yeniden kazanılması için çalışacağız. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde bazı taahhütlerimiz vardır. Örneğin Orta Doğu'ya tabii ayrıca geleceğiz ama Suriye'den Türkiye'ye sığınmış olan sığınmacıların durumu ile ilgili olarak Avrupa Birliği ile sürdürülen bir mutabakat vardır. Bu taahhütlerimize saygılı olmaya devam edeceğiz.